Astu. Aha. Ya buna çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar ya. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Hani çocuk pipisinden bir şey olmaz bence Twitch'te ama hani görmeyin de abi, niye görüyorsunuz benim özelim ya? Dur çok dikkatli izleyeceğim. Kaç yaşında Furkan? 5'in içinde. 72 ay mı olacak olanlar? Buralarda bir şey yok zaten. Buralarda bir şey yok. Burada daha delikanlı. Şeyin kucağına alıyor ya seni. Hiçbir şeyden haberdar değil. Giydirmişler bir de bana bu kefen gibi. Tövbe yarabbim. Sünnet kıyafeti. Donum çıktı şu an. Ama ayar yapıyorum babacığım da. Tamam. Şimdi ayaracaksın. Ben seni şöyle. Şimdi geçebilirsin. Hızlı geç. Abi dur. Bak şu yatırış işte ya. Bak suratımdaki korkuyu görüyor musunuz arkadaşlar? Bir dakika şimdi burada ben bir pipi kontrolü yapayım. Aa evet, direkt gözüktü. Yani şöyle kare kare gösteriyorum. Olaya başlamadan önce. Dur dur. Burada adam resmen oynuyor abi. Yani baya baya oynuyor. Aslan bir delikanlı deyip bu kadar şırınga çıkardı. Bunu benim modlara özelden izletirim. Şu kadar bir şırınga çıkardı. Ben de hala bir sıkıntı yok. İğne giriyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Herif öküz. Böyle iğne yapılmaz. Bak. Ama kaç yerden yapıyor? Ama bak baba, gayet suratım normal. İğneyi bastırdığı anki böyle içindeki titreşime bak ve benim o anki tepkime bak. Ama şimdi o iğneyi uyuşturusun diye yapıyor. Tek bir noktadan değil, 5-6 noktadan giriyor. Yani yapıyor çıkıyor, yapıyor çıkıyor, anladın mı? Sürekli böyle. Bir de iğneyi içeride dolaştırıyor. İleri sık şey enjekte ediyor. Şöyle suratımı göstereyim. Burada pipi gözükmez herhalde. Tamam, bir şey yok ki. Ha lan dur. Babaannem de yavrum bir şey yok gidiyor. Durun lan. Bu ne ya, her yerden biz çıkıyoruz. Bak suratımı görüyor musunuz o yanda? Bak abi, acıya bakar mısın? Tukan bak filme alıyorum seni, ağlama. Ya baba, ayıp denen bir şey var. Tukan bak filme alıyorum seni. Herif delik deşik yapmış. Ben görüyorum operasyon kısmını da. Her yere iğne batırıyor abi. Lokal anestezi mi yapıyor bana? Abi? İşte böyle şey yapıyor. Uyuşturuyor işte. Ondan sonra şimdikini yapacak. Ucundan acık derler yani. Sarık sarıyoruz da delik deşik yaptın, onu senin komple silikonlaman lazım ya. Bütün işler bu kadar. Hani o iğneciler var ya, iğnecilerin yaptığı kötü yaşamı var. Seyrediyorlar. Kafamı görüyorlar. Şu kısmı onlar görüyor bak. Bitti yavrum, bitti güzelim benim, bitti. Bak yerinde duruyor bak. Bak yerinde, diğerinde. Şimdi duyuyorlar. Duyuyorlar. Pipin yerinde diyorlar şu an. Üstünü de kapattı. Şimdi rahat uyusun. Yatsın, uyusun, televizyona baksın. Tamam mı? Şu an galiba sadece iğne yaptı. Tabii. İşte uyuşmasını bekliyor şimdi. Uyuştuktan sonra da sünnetini yapacak. Etmedi, etmedi. Şu an sadece uyuşturdu abi. Bu Bülent abim bizim çocukken hepimizin doktorudur yani. Evet. İyi de bir profesör bu arada. Hani şu anda evet. Şeye falan, televizyonlara falan hep çıkıyor, görüyordum ben. Bak iğneye bak yine. Bu dedem, bu babaannem, bu işte ulan seni bulacağım. Seni bulacağım. Albay amca dedim ya. Hani Şükran teyzenin eşi. İşte Albay amca bu. Anlayamadım bir daha. Ay nasıl ağlıyor ya garibim. Ama sen sünnet oluyorsun. Aa, geçmiyoruz. Yok, hiç korkma. Bülent amca burada, dede burada. Aa, bitti.
sildi. Bak anne sana havlu getirdi. Yüzünü sildi. Hadi biraz da kolonya dökelim tabii. Allah. Şimdi tamam. Normalde sünnet burada olmayacaktı zaten değil mi? Öyle hatırlıyorum. Elektrikler tabii gidiyor. Ya şimdiki şöyle. O dönemde şey vardı işte bu hani kansız yapılan sünnet vardı. Normalde klasik bir sünnet değil bu seninkisi aslında. Anladın mı? Normalde işte şeyle yani bıçakla şeyle keserler. Ben de yani yeni bulunmuş bir tekniği mi denediniz? Hayır canım. Nedir yani? Yapılıyordu bu zaten. İşte Bülent bunu tavsiye etti doktorun. Hmm. Dedi ki bu daha dedi şey dedi. Yani daha sıhhi dedi yani öyle söyleyeyim. Ondan sonra biz de tabii bilmiyoruz ki yani tamam dedik doktor sen ne istiyorsan öyle olsun dedik. İşte bize gelindi, evde yapılacaktı, tesadüf elektrikler kesildi. Bu da elektrikli bir sistem olduğu için apar topar şeye gittik işte burası. Burası anneannemin şey, evi. Anneannenin evi. Anneannemlere gittik, masaya yatırdılar. İşte gördüğünüz kısımlar bunlardı. Evet, aslında evde daha hani şey yatağın matağın her şey hazırdı, orada yapılacaktı. Baya masaya yatırıp kesmişsiniz tabii, abi. Tabii burada yani, işte şey olduğu yazık için, çocuğa yani. Acil bir durum olduğu için böyle bir şeyde yapıldı, ortamda yapıldı. Ama hep onu düşünmüşündür yani evde başlayıp da hani tam işin ortasında elektrik. Ya evet tam kesilirken elektrik gitse yarım kalacaktı. Ama normal klasiğe geçerdi o zaman yani adam neticede operatör yani. Yapan adam. Çöz amcası çöz. Tamam. Kapatalım korkla. Tamam. Şu an tekrar açılıyor bir saniye. Aa baba sen çıktın orada. Burada abi teselli aşaması yüksek ihtimal bakmıyorlarsa. Niye ağlıyorsun sen? Bak hiç bir şey yok. Bak. Tut. Bakışa bak. Yazık lan. Ulan yazık. Şunun esesini alsanıza. Şu anın esesini al. Dur. Bak şu anın esesi alınmalı abi. Hay Allah'ım ya. Bak hiç ellemiyorsun bak. Var mı? Var mı? İlk defa izliyorum ben bu arada yeminle. Böyle o yüzden kilitlendim. Uzun uzun dinliyorum bu abi. Ben sıkayım. Bak acıyor mu? Sıkayım mı daha? Hissetmiyorum ki yazık. Onu da bilmiyor ki. Acıyor mu diye soruyorsunuz. Ben yok diyorum. Yok ki orada hiçbir şey şu an. Bütün iğneleri soka soka. Acıyor mu? Zaten bir tek iğnede hissettiğin için zaten ya, bağırdın ben, ağladın yani. İğnesi çok acıttı. Ya ben orada şimdi izletemedim. Laps 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 böyle böyle vuruyor adam. Yok öyle de değil. Yani hani böyle çıkartıp tekrar girmiyor. Bir kez sokup ne yapıyor? Farklı derin içindeyken mi oynatıyor? Tabii derin içindeyken yer değiştiriyor. Ben o acıtır yani ya. Şırıngayla. Hani etrafını komple böyle o kısmın uyuşturuyor yani. Yok daha kesmediler burada. O kadar bağırmamın sebebi oymuş oğlum. Adam iğneyi takıyor. Bütün 360 derece geziyor oralarda. Bak şu anda yapıldı senin. Sünnet yapılmadı daha. Biraz evvel yatırdı ya tekrar seni oğlum. Sanki. Tabii canım yapıldı. Lan bitti iş yani. Bu zaten çok kısa sürüyor ya. Bak burada babam... Otur azıcık su iç, bu iş bitiyor ondan sonra. Ne söyledin orada acaba? Kandırmışsın beni. Kesin kandırmışsın bak. Susturmak vallahi için hatırlamıyorum sana ya. Kar bulacağım. Ne diyorum orada? Ve ayaklanıyorsun. Ve her şey gibi bitti şu an. Oyuncak mı oyuncak dedin herhalde. Olabilir bilmiyorum. Allah yok baba burada kesiyorlar asıl. Ha öyle mi? Sen çünkü parça parça gittiğin için anlayamadım. Evet şimdi yapıyor. Aa şimdi kesiyorlar. Aa tabii dikiyor. Dikiyor. Oo lan bu çok kesmişler ya. Kimmiş Tukan? Evet. Burada bitti. Bir de gidiyor mu diyor diye biri şarkı söylüyor arkadan ya. Bu kadar da insan psikolojisiyle oynanmaz mı? Tukan kimmiş Tukan? Bak Erdoğan amcaya bak. Bak Erdoğan amcaya bak. Yazık lan. Gel gir içeri gir. Gir ablana da çek bak.
Hah. Bak nasıl tedirgin, bak garibim, Tuğçe'ye bak. Zaten o bahçeye kaçtı yapı, sen bağırınca. Bahçede miydi o? Tabii o bahçedeydi, hiç gelmedi o. Sonra bittikten sonra annem camdan çağırdı onu, gel dedi. Bitti dedi. Anneanneme bak nasıl ağlamış, yerim seni ya. Canım kıyamam. Annem de gülüyor. Babaannem de gülüyor vallahi. Ya oğlum vallahi diyorum, bu çekilecek çile değil ya. Bir yerde gözüksün, bir şey olmaz. Bitmişim oğlum, şuraya bir küçük rakı koyacaksın. Tamam, bir de peynir tabağı. Şerefsizim, ben bunu bu kadar seviyorum. Acaba torunum olsa bu kadar sevecek miyim diye diyordu albay amca. Zaten bunlara söyledim. Niye geldiniz bizim eve dedim. Niye geldiniz bizim eve? Keşke gelmeseydiniz. Evet ben diyor. Ya beni çok farklı severdi albay amca ile Şükran teyze. Yani Kore'de savaştım geldim diyor. Bu kadar diyor. Yani oradaki olaylar, bu kadar üzülmemiştim diyor yani. Dur bakayım, şu an orayı söylüyor zaten. Girdim mahalleye dedim. Hiçbir şey yok dedim. Keşke gelmeseydiniz. İnanın ki ben Kore'ye gittim. Girdim muharebeye dedim. Hiçbir şey yok. Bunlar olamıyor. Efendim. Efendim. Ha, bak, git bir gün gör oğlum şu adam ya. Tuğçe'ye bak. Tuğkan. Ha baba. Giderim giderim. Ziyaret et. Yaşıyor hala arkadaşlar. Maşallah dede. Maşallah. Dedeme bak be. Deden de jön adam. Jön ya. Adamdır ya. Baksana gömlek memlek. Ama dedem benim her yaşta, ben onu her yaşında hep janti gördüm. Ama hep öyle. Hep tak ceketini giyer, tak kumaş pantolonunu giyer. Baban yaşıyor mu? Memesi'de de kafam mı güzel ama, tövbe yarabbim. Bana soruyordur baban yaşıyor mu diye belki. Yok ya, sanmıyorum. Ben yanında oturuyorum, sana soracak hali yok ya. O kadar gerizekalı değildir canım. Yok o büyük dedem. Ağa olan büyük dedem. Eyüp müydü? Büyük dede, Eyüp. Eyüp dede, o sak bizim bıyıkları şey olan. Nenemin adı da Sultan ha, bak ne kadar enteresan. Ooo Eyüp Sultan. Beyt be. Bak içli içli ağlıyorum burada. Tamam. Bir bak bakayım ben. Kandırdılar beni, kestiler. Öyle bir şey. 72 saat sonra, 72 yok, 72. Bitmişim ya, hayata küsmüşüm. 1 saat civarındayım. Tuğkan az şekilde alem yakışıklıyorsun. Önünü mü kapatıyorsun babamın? Ne? Ha bu adam işte bu. Düşmanımsın. Düşmanısın bu saatten sonra. Biraz da tabii çocukların, insanların ağrı eşiği değişik oluyor. Ağrı eşiği ne değişik oluyor? Böyle kimin... Ne diyor? Kimin çükü dayanabilir böyle bir acıya ya? Diyor ki yani niye ağladı herhalde bu kadar diye soruyorlar. İnsanların ağrı eşiği farklı olabilir. Tokatlıyordun en son. Neler yapmadın lan? Tabi adam şimdi doktor, bir şey diyemem de. Anneme bak. Çok ağladı oğlum. Oh. Babaannem de mi sigara içiyordu? Aha. Bu ne? 15 gün sonra çıkacak. Vay. Bülent abi ne yapmadı acaba şimdi? Ben de. Hadi aç oyuncağını. Bu evet. Sünnet hediyem mi benim? Her işin bir ehli var tabi. Önce Erdoğan'cınkini aç. O oynadı. Arkadaşlar. Bu şey ya. Hediye açarken ki görgüme, iyi eğitilmişliğime bakar mısınız? Adeta bir Alman kurdu gibiyim. Normalde ameliyat eder gibi. Evet, arsız bir çocuk olsam. Ben bir çay alacağım. Alır mısın? Yok, sağ ol. Arsız bir çocuk olsam bunu parçalardım. Son kargo açılışıma şey yapmayın, takılmayın. Ne oldu? Ne? Kim ne oldu amına?
Ha, Rambolar gelmiş, hoş gelmişler. O yüzden bunu izleyin derim. Buradaki bu arada teyzem. Hep söylüyorum işitme engeli olan. Bu da mı ninja mı yoksa? Ninja hayatımız. Adam ninja'ya zaten bu oldu. Aa, büyük ninja. Bunu anlatmıştım, bilenler bilir. Ha, yırttım da o. Bak, çok düzgünce açmaya çalıştın. Dur bakalım lan. Burada annem bir yandan teyzeme işte anlatmaya çalışıyor durumu. Çünkü bu hediyenin bana alınmasının bir sebebi var. Babam bana Ninja Turtles'ın bir oyuncağını alıyor. Ben yukarı Yiğit diye bir arkadaşım var, ona götürüyorum. O bana bir çıkartıyor büyüğünden. Ben ağlayarak geri dönüyorum. Babama gelme diye. Babam da üzülüyor, büyüğünü alıyor. Bu yani mevzu. Annem de şu an teyzeme onu anlatıyor işaret diliyle. Hala kutuyu nasıl açtığıma bakın. Hala kutuyu nasıl açtığımı inceleyin. Açamıyorum da ya. Oo, bu ne? Bak baba. Ne? Sen yönetmen olmalıymışsın ya. Bu nasıl bir videoya giriş ya?